Çocuklar merhaba. Bugün Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik bir soru çözeceğiz. Sorumuzun özünde Amasya Genelgesi, diğer ismiyle Amasya Tamimi var. Yukarıdaki öncüllere baktığımızda Amasya Genelgesi'nin maddeleriyle alakalı, aşağıdaki şıklara baktığımızda bizden ulaşılabilir olanları bulmamızı isteyecek. Şimdi bakalım. Milli egemenlik, diğer ismiyle ulusal egemenlik. Burada milletin kararının olduğu öncülde biz milli egemenliğe vurgu yapıldığını görüyoruz. Milletin kararı, milletin iradesi, milletin hakimiyeti gibi kavramlar milli egemenliği, diğer ismiyle ulusal egemenliği bize veriyor. İkinci duruma baktığımızda bağımsızlığa önem verilmiştir diyor. Zaten şunu bilmemiz lazım. Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçeleri belirtilmişti. Bağımsızlık da burada milletin bağımsızlığı ve yine şu üçüncü öncüldeki milletin bağımsızlığı ifadeleri bize milletin bağımsızlığına önem verildiğini göstermekte. Manda ve himaye fikri ilk kez reddedilmiştir diyor. Biz bu şıkkı Erzurum Kongresi'nde görüyoruz. Amasya Genelgesi'nde böyle bir ifadenin bu maddelerde olmadığını görmekteyiz. Manda ve himaye sömürgeciliğin yumuşatılmış haliydi biliyorsunuz. Manda ve himayeye yönelik herhangi bir öncülün olmadığı karşımıza çıkıyor. Bu durumda bulacağımız 1 ve 2 olacak şıklarda. Yani 3. öncül bu soruda bulunmamakta. Bu noktadan hareketle baktığımızda cevabımızın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik bir soru ile karşınızdayız. Temel Öğretim Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu kitapçıktaki bir soru bu. Mustafa Kemal'in öğretmenlerinin kişilik hayatına etkisiyle alakalı bir soru. Madde köküne baktığımızda ulaşılamaz arayacağız. Şıklarımız düşünce dünyasının şekillenmesine katkı sağlamışlardır. Öğrenim hayatından sonra destek vermişlerdir. Kalıplaşmış düşünce yapısı oluşturmuşlardır. Toplumsal düşüncelerin temellerini atıp şekillendirmişlerdir. Aslında klasik bir paragraf sorusu gibi düşünebiliriz. Paragrafta yer alan bilgileri okuyacağız. Daha sonra olmayanı, ulaşılamaz olanı bulacağız. Mustafa Kemal'in Samsun'daki kalabalık arasında görüp kendisinden övgüyle söz ettiği kişi Selanik askeri rüştiyesinden, ortaokulundan Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakuyiddin idi. Mustafa Kemal kendisine Fransızcanın ilk bilgilerini öğrenmekle yetinmeyip, şurası önemli çocuklar, ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşüncelerini aşılayan bu öğretmenden, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'ni açarken de yardım görmüştü ifadesi. Şimdi baktığımızda düşünce dünyasının şekillenmesine katkı sağladığını burada da görebiliyoruz. Öğrenim hayatından sonra da destek vermiştir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Suriye'de açmıştı. Yani askerlik hayatına başladığı zaman, öğrenim hayatından sonra. O zaman şu ikisi bu ilk paragraftan karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal'in karakterlerini şekillendiren öğretmenlerinden biri de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Tevfik Bilge derslerinde Fransız ihtilali ve düşüncelerinden bahseder. Öğrencilerin ufkunu genişletir. Burası önemli. Mustafa Kemal kendisini tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturan bu öğretmeni hakkında kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı. Yeni bir ufuk açtı derken toplumsal düşüncelerinin temelini atıp şekillendirmiştir derken, çünkü biliyorsunuz ki Fransız ihtilali toplumsal bir olay. Toplumsal bir olay olduğu için D şıkkına buradan ulaşabiliyoruz. Ama şu C şıkkındaki kalıplaşmış düşünce yapısı, zaten kalıplaşmış düşünce olumsuz bir ifade. Kalıplaşmış düşünce dogmalara dayanır. Eleştirişsel düşünceye kapalı bir anlayıştır. Mustafa Kemal'de kesinlikle böyle bir özellik olmadığı için Mustafa Kemal'le alakalı bu şıkkı ilişkilendiremeyiz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili bir soru çözeceğiz beraber. Sorumuz cemiyetlerle alakalı. Bakalım beraber soruya. Soruda iki tane durum vermiş ve bu iki durumla ilgili her iki durum dikkate alındığında milli cemiyetlerle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş.
Yargılara bakmadan önce bu iki duruma bir bakalım. Birinci durumda diyor ki, Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu faaliyet içinde bulunan Rumlarla mücadele amacıyla kurulmuştur. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda da diyor ki, Pontus Cemiyeti, Rum Patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyet, merkezi Samsun olmak üzere Doğu Karadeniz'de bir Pontus Devleti kurma amacı taşıyordu. Şimdi soruya bakalım. Milli cemiyetlerle ilgili olarak, burada buraya dikkat edelim. Milli cemiyetlerle ilgili olarak bu yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Soru kökünde ulaşılamaz dediği için yanlış seçenekleri bulacağız beraber. Birinci cümleye bakalım. Bulundukları bölgelerde yapılan zararlı faaliyetlere karşı kurulmuşlardır. Şimdi bu iki duruma baktığımızda yararlı cemiyetle ilgili olan durum birinci durum. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nden bahsediyor. Baktığımızda kendi bölgelerinde yapılan zararlı faaliyetlere karşı durmuşlar mıdır? Evet, bakıyoruz. İkinci durumda bir zararlı cemiyet var ve bunun faaliyetlerine karşı Pontusçu faaliyet içinde bulunan Rumlara karşı mücadele amacı kurulmuşturdan birinci cümle çıkıyor. Yani bu çıkabilen bir sonuç. İkinci cümleye baktığımızda mücadelelerini propaganda yoluyla sürdürmüşlerdir. Baktığımızda her iki durumda da böyle bir bilgi yok. O zaman ikinci cümle bu soruda çıkmaz. Üçüncü cümleye bakalım. Ulusal bağımsızlık amacına uygun hareket etmişlerdir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ulusal bağımsızlık diyor cümlede. Ama şunu biliyoruz ki milli cemiyetler bölgesel. Özellikle buradaki Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye Cemiyeti bölgesel faaliyet içerisinde olduğu için ulusal bağımsızlık amacına uygun hareket etmiştir diyemeyiz. O zaman 2 ve 3 yargılarına ulaşamayız. Zaten bize de ulaşılamaz dediği için cevabımız 2 ve 3 seçeneği, yani C şıkkı olmalı çocuklar. Çocuklar merhaba. Sizinle beraber Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik ile ilgili. Soruya baktığımızda iki tane öğrenci öğretmene soru soruyor. Öğretmen de bu sorulara cevap veriyor. Soruda da bizden istenen öğrencilerin hangi soruları sorduğunu bulmak. Evet, diyor ki diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Soru köküne baktığımızda getirilmelidir. Buraya dikkat edelim. Öğretmenin ilk soruya verdiği cevapta Selanik'te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Şehir çok uluslu bir yapıya sahipti diyor. Şimdi çok uluslu bir yapı demek birçok milletin bir arada yaşaması anlamına geliyor. İkinci soruya baktığımızda Avrupa'da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik'e ulaşırdı. Selanik'te çeşitli gazeteler, dergiler yayınlanırdı diyor. Burada gazete, dergiler, fikirler ve düşünceler anahtar kelimelerimiz olsun. Şimdi şıklara bakalım beraber. Tabii şıklara bakmadan önce şıklarda geçen sosyal kavramı, kültürel kavramı, siyasi ve iktisadi kavramlarını biliyor olmamız lazım. Hemen şöyle bir açıklayalım. İktisat ekonomi demek kısaca. Siyasi bir yapı derken kastettiği devlet yönetimiyle ilgili bir bilgi olması var. Ona bakmamız lazım. Sosyal yapıda birçok millet, insanların bir arada yaşaması, toplumsal yapı, insanların gündelik yaşamıyla ilgili bir bilgiyi aramamız lazım. Kültürel yapıda ise insanların daha çok fikir, düşünce, gazete, dergi gibi kültürel gelişimlerini sağlayacak bir bilgi olup olmadığına bakmamız lazım. Şimdi bundan hareketle birinci soruda birçok milletin bir arada yaşaması, yani çok uluslu bir yapı dediği için bunun ekonomiyle ilgisi yok, siyasetle de ilgisi yok. O zaman ilk soruda öğretmenin verdiği cevaplarda B şıkkını elememiz lazım. Çünkü B'de siyasi diyor. Kültürel mi, sosyal mi? Belki burada biraz karıştırabiliriz. Ama şöyle diyelim. Birçok milletin bir arada yaşaması, çok uluslu bir yapı, sosyal yaşam, toplumsal yaşam, gündelik yaşam anlamına geldiği için kültürel diyemeyiz. Sosyal dememiz lazım. C şıkkında kültürel dediği için C şıkkını da eledik. Şimdi iki seçenek kaldı. O zaman ikinci cümlelere bakalım. İkinci cümlelerde öğretmen yeni fikirler, yeni düşünceler,
gazeteler ve dergiler anahtar kelimelerimiz bunlar da olmalı demiştik. Bu kültürel yapıyı kastediyor burada. Ekonomi demiş ama D seçeneğinde. Ekonomi dediği için D şıkkını da eledik. O zaman cevap ortaya çıktı. Birinci soruda sosyal yapıyla ilgili bir soru sormuş ki öğretmen bu cevabı vermiş. İkinci soruda kültürel yapıyla ilgili bir soru sormuş ki öğretmen bu cevabı vermiş. O zaman çocuklar cevabımız A seçeneği.